Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle bir şey yapalım. O zaman çikolata sen aldım ben. Sıklıkla. Tabii. Oradan mı geçiyor? Gel. Buraya gel. Uzak kalmışsınız. Biraz riskli bulanlardanım yani. Bana çok anlamlı geldi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok faydalı, çok güzel bir toplantı oldu. Bizi eski günlerimize götürdünüz. Çünkü sesim çalışmaları başlı başına emek ve gönül işi. Aynı zamanda da çok disiplin ve şey işi, büyük bir organizasyon işi. Ben böyle bir top, bu kadar verimli top olacağını düşünmüyordum açıkçası. Çok çok güzel oldu. Hem de çok ince noktaları yakalamak fırsatı bulduk. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. 50 yıldır çalışıyoruz. Bazen yaşı kadar. Dolayısıyla Erbakan hocamızın zamanında da, Turgut Bey'in zamanında da, zaten Cumhurbaşkanımız da 94'ten beri beraberiz. O meşhur 94 seçimi vardır. Evet. O seçim çok önemliydi. Orada Özkul Erenler şeyler çok güzel çalışmalarla ortaya çıkmıştı. Şimdi de işte benzerini yaşıyoruz. Tabii kritik bir 2023 var. 2023 aslında bugün bence. Her gün 2023 hassasiyetli olmamız lazım. Zaten şeyde de çalışmalarımızı öyle yapmıştık. Partinin kuruluşunda da öyle yapmıştık. Programını hazırladığımız meşhur Uludağ toplantılarında da hep aklımız şeydi, seçimi kazanmak. Yoksa sandık. Bugün mükemmel bir toplantı oldu. Size teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Bana çok anlamlı geldi. Sanki oradan olmak ayrıcalıklı bir şey. Sayın Bakanım biz teşekkür ediyoruz. Güzel bir ev sahipliği örneği gördük hem Ordu İl Teşkilatımızda hem de Büyükşehirimizde. Evet. Hasreten hem teşkilat başkanımız, il başkanımız nezdinde tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza evet. Hem de sizlere, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Aslında bugün güzel iki çalışma yaptık. Üçüncü çalışmayı geç de olsa inşallah bir üçüncü ilde Trabzon'da yapacağız. Giresun'u bitirdik, burayı yaptık. Geç saatte de olsa bir toplantımız var. Geç saatlere doğru Trabzon'da. Sabah yine Trabzon'da başlayarak Rize ve Artvin'e doğru devam edeceğiz. Bugün 46. il çalışması için Ordu'dayız. Allah nasip ederse Temmuz ayı sonu gelmeden bütün illeri bitirmek. 81 ilde bugün yaptığımız, sizin de önemli bir kısmına şahit olduğunuz bu çalışmaları yapıyoruz. Amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki teşkilatçılık örneği üzerinden yükselen bu süreçleri daha iyi bir şekilde kurgulamak, daha köklü, daha temeli sağlam bir takım hamlelerle bize yüklenilen sorumluluğun hakkını vermek. Bu anlamda iyi de bir ekibiz aslında. Uzun süredir beraber çalıştığımız seçim işlerinde çok deneyimli, çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Hakeza ben de oranın eskilerindeyim. 12 yıldır Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı'nda başkan yardımcılığı görevini yaptım. SKM Başkanlığı, ardından Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu dönem dedik ki madem uzun bir ara seçimlere kadar süre var, kongresiz, seçimsiz, bu süreci yani o 2,5 yıllık süreci çok iyi değerlendirelim. Son bir yıla kadar bir takım acil ve önemli işler ve bir kurgusal bir takım işleri yürüttük. Onlardan bugün bahsedemedik, başka zamanlarda bahsedeceğiz. Çok güzel çalışma örnekleri var. Bir yıl kala da illerde hem seçim işleri komisyonunun kurgusunu, işleyişini gözden geçirelim. Hem de bütün ilgili arkadaşlarımızı çağırarak bir farkındalık buluşması yapalım. Bir takım görüşmeleri de gerçekleştirelim ve il il o bir yıl kala da bunu gerçekleştirelim demiştik. Onu şimdi yapıyoruz. Dolayısıyla bunu da tamamlayacağız Allah nasip ederse. Sonraki süreçlerde yine yapacağımız çalışmaları en güzel şekilde yapmanın gayret içindeyiz. Ordu bizim en güzel illerimizden birisi. Hem teşkilatçılık anlamında hem diğer yönleriyle gerçekten dikkat çeken, hem meclise ki arkadaşlarımızın çalışkanlığı, teşkilat mensubu arkadaşlarımızın bu anlamdaki deneyimleri, derli toplu halleri. Büyükşehir'de de farklı bir durum var. Çok uzun yıllar bakanlığımızı yapmış ve birçok önemli icraatın altında imzası bulunan siz çok değerli ve başkanımızın, bakanımızın şimdi de Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin başında olması çok anlamlı geliyor açıkçası. Ve yine gördüğümüz kadar Ordu'da da yine o bakanlıkta yaptığınız çalışmaların bir benzerini yine oradaki gibi burada da çok özel, çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Muvaffakiyetler diliyoruz. Teşkilat
mensubu arkadaşlarımıza da yine çalışmalarında başarılar diliyorum. Hakeza sizlere de öyle. Sizin çok anlaşılır spor sahalarını 703 bin metrekare yeşil alanı, Davet Girişimcilik Merkezi, Büyükbaşı Sahilini, Yeni Balıkçı Barınakları'nı, Dokumsuz Sporları Merkezi, Meslek Atölyelerini, Deniz Soğanma Yapılarını ve Göletleri, 2300 km nefes çalışmasını, 12 bin km retaş çalışmasını, sizin çok anlaşılır spor sahalarını 703 bin metrekare yeşil alanı, Davet Girişimcilik Merkezi kasa çalışmalarına, dijital uygulama ve oyun yazarlarına destek verdik. İşte birim. Yok, bana da sıkamamış. Ama şey merak ettim ha, fındık müzesinde ne olur mesela? Fındık müzesinde ta başından itibaren nasıl kuruluyor, nasıl yapılıyor, ne şekilde kurulmasına tutun. Tarihinden itibaren neler yapılmış, nasıl başlıyor. Kukarlar bile vardır. Evet, hepsi var, hepsi var. Kukar mı diyorsunuz? Evet, evet. Şimdi Ömer, biz şimdi kapsülden de hayvan yemi yaptık şu anda. Bir 150 milyon liralık bir kazanç sağladık. Fındığın dışındaki kapsülü. Öyle mi? Şu en dıştaki yeşil. Ta şeyde, en dışında geçiyor. Şu anda şeye kadar, Düzce'ye kadar büyük bir gelir kaynağı. Fındık sabunu attık, karbon attık, çikolata yaptık. Şu anda Amerika'ya franchise veriyoruz. Şu anda kendi markamızı ısıtıyoruz. Şeyde de hayvancılıkta çok iyi bir atılımımız var. Özellikle. Şu anda 900 mağazada, Türkiye'de 900 mağazada ordu yumurtası satıyoruz. Migros'a. 900 mağazada. Ve aynı zamanda Akkuş fasulyesinde şey yaptık. Bunlar şu anda herhangi bir dükkana gidip de yumurta satmaya kalksanız kabul etmez. Şartnameleri var bilmem. 900 mağazı, bunun gösterimi oluşturdu. Çok iyi. Ya bunlar ilave şeyler. Ya kısacası mesela en basit bir su sayacı yaptık mesela. Kendi yazılımımızla yaptık bunu. Şu anda fabrikası oturuyoruz bunun. 24 bin tane ürettik. Bunu şeyde telefonla yüklüyorsunuz suyu. Peki, otomatik yazılımı yüklüden biz yaptık. Peki su sayaçlarını... Bu su sayacı da yazılımı efendim bizim şirketimiz. Yazılımını siz yaptınız yaptık. Yoksa evet, şimdi şeyle üretimini yaptık. Şu anda Türkiye'de kurs dahil yurt dışında ihraç edecek durumdayız. Onun dışında aktif karbon da işte bu fındık karbonundan yapılan şey. Şu anda fabrikası kuruyor. Temelini attık şeyi. Basit. Ne bu dediğiniz? Bu şimdi mesela iski miski hep yurt dışında. Bu anlıyor. Bunun bir gramında bir dönüm alan var. Ve komik gelecekse tabir olarak. Ne ama bu? Fındık kabuğunun içinden şeyi alıyorsunuz ya, fındık kabuğunu karbonize hale getiriyorsunuz. Hmm. Sonra yüzeyini nanometrik olarak artırıyorsunuz malzeme olarak. Evet. Mesela kirli bir suyu akıtıyorsunuz. Şu fındığın sert kabuğu değil mi bu? Sert kabuğu ama içinde bunun bir dönümlük alan var. Hmm. Nanoteknoloji olarak. Bütün bakterileri, kirli her şeyi alıyor. Kirli suyu akıyorsun, tertemiz akıyor. Veya bira üretiyorsunuz. Veya yemek şeker üretiyorsunuz. Şeker fabrikasında arkadaşlıyor ve aktif karbon. Bunun için fabrikasını kuruyoruz. İthalatı önlemiş olacağız. Fındığa ilave bir şey.